Türkiye'de kargoculuk sistemi. Bu sözüm DHL'e değildi, yani DHL Kargo'ya değildi. Türkiye'deki kargo firmalarınaydı. Bu Fırlam kanalından hepinize merhabalar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TomTop diye bir garip siteden almış olduğum bisiklet kaskı ve dizlini paketi sunumu yapacağız. Dizliğinin değil, dizliğini. Görmüş olduğunuz gibi önümde DHL Kargo ile DHL Kargo ile gelmiş paket var ve paketin ön üst kısmı açılmış. Çünkü özel kargo ile gelen tüm paketler veyahut da kargolar gümrükte kontrol ediliyor. Yani elektronik sigara, drone, cep telefonu gibi şeyleri sakın özel bir firmalarla almayın. Standart PT'nin AirMail kargosuyla alabilirsiniz. AirMail ne ya? Mail. Neyse. İçinde bir tane sarı bir bisiklet kaskı, bir tane de dizliği bulunuyor. Özel kargo ile geldiği için paketin içeriğini yazmak zorunda bu satan firma. Şöyle bir fiş gibi bir şey çıkıyor ve paketin içinde neler olduğunu belirtiyor. Bayağı havalı poşete sarılmış belli ki. Bıçağı bir daldırdım, poşeti kestik. Tamam. Hayvan gibi açıldı poşete bak. Öncelikle bir tane böyle bayağı havalı poşete sarılmış bir paket çıktı. Bunun içinde tahmin edebileceğiniz gibi kask var. Ve içerisi niye bu kadar karanlık göründü ya bu kamerada? ISO'yu ayarlayamadık. Kaska zarar gelmesin diye bayağı paketlemişler. Şunu da poşetinden çıkartalım. Sadece ürünlerle kalalım. Dizlikler de böyle bir kılıfta geldi. Kılıfta taşıma çantasında. Pro Biker markalı bir ürün görüyorsunuz. Şöyle. Kardeş bu ne? Oğlum bu motorcu şeyleri. Abi sitede bisikletçiler bisiklet için gibi duruyordu. Açıklamaya da bakmadık tabi. Şuna bak. Oğlum bisiklete takılır mı bu? Kask sen bir dur hele. Ay şuna bak. Şuna bak nasıl büyük, kocaman. Geçmiş olsun beyler. Kandırıldık. Umudumuzu yitirmeyelim. Kask umarız güzel bir şeydir. Evet sizler şurada durun bir. Bak. Motosikletliler için sağlam bir şeye benziyor. Yani kaliteli bir şeye benziyor. Birazdan ona bakacağız detaylı. Daha sonradan kaskımız çıkıyor. Şöyle önünde güneşliği galiba bu. Güneşliği mi? Vizörü mü? Ne? Şey diyorlar buna böyle. Görüş açısını biraz kapatıyor ama bir işe yarıyordur büyük ihtimalle. Kullanma kılavuzu bu. Neyi kullanma kılavuzu yapacaksın abicim? Ben bisikletimle uyusun diye sarı modelinden aldım. Şöyle yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sarı modeli. Lixada diye bir marka. İlk defa duyduğum markalardan zaten. İçinde bu şekilde korumalıkları var böyle içinde. Güzel bir ürüne benziyor zaten. Çok pahalı bir ürün değil. 10 dolara almış olmam gerekiyor. 10 dolar olması gerek. Takalım şöyle. Hop. Arkadan sıkılmış bu. Dur lan kırıştı. Takıldı lan. Buna pakette ne olmuş? Ha böyle olmuş bu. Tamam tamam. Evet taktım. Nasıl? Saçlarım çok dışarıda kaldı ya. Bu benim rahatsız ediyor. Nasıl durdu hocam? Çok kötü durmuyor. Biraz büyük kafama şuradan da sıkayım şunu. Heh. Kafamda görmüş olduğunuz gibi. Bir de poz vereyim. Bir de bunun önüne plastik şey takılıyor. Ne işe yaradığını bilmediğim alet. Görüş açısını kapatıyordur büyük ihtimalle. Ama kaskın tasarımı gayet güzel oluyor. Kaskın önüne o siyah malzemeyi taktım. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir görüntü oluştu kaskta. Şöyle yandan tekrar göstereyim. Kaskın herhangi bir yerinde hasar yok. Yani köpüğü falan hiçbir yerinden kırılmamış. Plastiğinde de aynı şekilde herhangi bir hasar yok. Bir sorun çıkmadı. Biliyorsunuz bu tür kasklar hasar aldığı zaman kullanılması gereksiz olabiliyor. Çünkü bunun koruyan şeyi zaten köpüğü. Köpüğü de sana bozuk gelirse ne aldım ben bu işten. Görmüş olduğunuz gibi siyah şeyi taktığında da böyle durdu. Şuradan yukarısını göremiyorum mesela böyle. Kameranın şurası yok düşünün şöyle. Heh. Kameranın burası yok düşünün. Bende de aynı. Ben buradan bakarken böyle burasını göremiyorum. Böyle bir görüntü oldu işte. Bir de şunları takalım bakalım. Ama bunlar motorcu için, ben bisiklet için sanmıştım ya. Bisiklet için gelseydi var ya böyle minik şeylerden gayet güzel olacaktı. Neyse ama kaliteli bir şeye benziyor. Artık bunu bir yerde de değerlendireceğiz. Pro Biker markalı. Baya kaliteli bir ürüne benziyor harbiden. Şöyle yakından göstereyim markasını. Pro Biker markalı. Karbon görünümlü bir koruma var. Plastik var. Esnek ama sert olan bir malzeme. Şöyle içinde göstereyim. İçi de bu şekilde. Şular yumuşak, böyle baya zarar vermeyecek şekilde duruyor. Buralarda da Pro Biker yazıları görebiliyorsunuz. Çok rahatsız etti şu anda beni. O kadar büyükler ki. Yani bunda bisiklet sürülmez bu harbiden. Düşünülmez bile. Mikrofon da çıktı. Nasıl arkadaşlar? Çok sağlam duruyor ha. Fena duruyor. Ama tabii ki de motosiklet için olduğu için yani böyle düştüğün zaman filan baya korumalı. İçinde silikon şey var. Süngerimsi bir malzeme var. Çarptığı zaman böyle acıyı çok fazla hissettirmiyor. Güzel ürün olmuş ama benim işime yaramayacak tabii ki de. Belki de boğam kullanır motosiklette. Bakın uzaktan da böyle duruyor.
Evet arkadaşlar, bir videonun başla sonuna gelelim. Ürünler bu şekilde. Kandırıldım resmen ya. Ben bunu bisiklet için sanmıştım. Bu ne ya? Motosiklet içinmiş. Açıklamaya baksaydım kesin orada yazıyordur var ya, motosiklet içindir falan diye. Resmine aldandım ben. Bunun biraz küçük duruyordu resimde. Dedim bari bundan alalım, işimiz görülsün. Ama olmadı. Neyse arkadaşlar, bir videonun başlangıcının sonuna gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.